Selam millet, EVP'ye hoş geldiniz. Ersin ben, yeni bir pil testiyle karşınızdayım. Pil testimizin bugün seferki konuğu, bu haftaki konuğu ve Xiaomi'nin Redmi Note 6 Pro'su. Hepinizin bildiği gibi arkadaşlar Redmi Note 6 Pro'nun 4000 mAh'lik bir pili var. Bundan sonraki pil testlerinin tamamında sizinle cihazın ilk kurulumda kaç GB'ının boş geldiği bilgisini de paylaşacağım. Pil testleri yaparken arkadaşlar cihazı sıfırlıyorum, özel bir hesap kuruyorum. Cihaz kendi tüm güncellemelerini yapıyor ve ben üstüne sadece Hearthstone'la oynadığımız oyunla PC Mark yazılımını yüklüyorum. Sizinle bu iki yazılımı yüklemeden önceki halinin ekran görüntüsünü her zaman paylaşıyor olacağım. Bu ekranda cihazdaki ben hangi şeyde sürümde, güvenlik sürümünde ve Android sürümünde pil testi yaptığımın görüntüsünü görüyorsunuz. Bu ikinci ekranda ise cihazın toplam 32 GB'ından toplam kaç GB'ının kullanılabilir olduğunu görüyorsunuz. Sizin de gördüğünüz gibi bu cihazda 20.90 GB şu anda boş. Yani cihazı sıfır elimize alıp ilk kurduğumuz zaman yaklaşık bir 12 GB'ına, 11.5 GB kadarını kaybediyoruz. Onun da %8.6 GB'ı zaten sistem dosyası olarak cihazda yer kaplıyor. Bu bilgiden sonra bunu şeye yazmayacağım arkadaşlar. hvp.com/piltest adresindeki tabloya yazmayacağım. Ama videolarda söylüyor olacağım. Bu bilgiden sonra isterseniz hemen pil testimizin kendisine geçelim. 5 basamaklı pil testimizin ilk basamağı olan dolum testine geçelim. Her cihazda olduğu gibi Redmi Note 6 Pro'yu da kendi kutusundan çıkan şarj cihazıyla şarj ettik düzenli olarak. İlk şarj şeyimizi döngümüzü 12 Aralık Çarşamba günü saat 14.25'te %1 ile başladık. 14.55'te yarım saat sonra %57, 15.25'te tam bir saat sonra %55, 15.55'te 1,5 saat sonra %79, 16.25'te 2 saat sonra %96, 16.30'da %97, 16.35'te %98, 16.41'de %100'ü gördük. Yani ilk şarj ettiğimizde Redmi Note 6 Pro'nun 4000 mAh'lik pili kendi kutusundan çıkan orijinal şarj cihazıyla 2 saat 16 dakikada %1'den %100'e ulaşmış oldu. Dakika cinsinden hesaplayacak olursak da bunu toplamda 136 dakikada dolmuş oldu arkadaşlar. Pil dolum sürecimizin ikinci şeyini, testini 25 Aralık Salı günü yaptık. Saat 11.01'de %2 ile başladım. Niyeyse %1'e türlü denk getiremedim. Cihaz %1'e gelir gelmez kapandı bir iki kere. Teste başlayamadı çünkü %2'den başladım. 12.01'de 1 saat sonra %56, 13'te %96, 13.05'te %97, 13.10'da %98, 13.16'da %100 gördüm. Yani 2 saat 15 dakikada şarj olduğunu gördüm. 2 saat 15 dakikayı da dakika cinsinden sizinle paylaşıyoruz ama 135 dakika yapıyor arkadaşlar. İlk testte 136 dakika, ikincisinde 135 dakika gibi birbiriyle neredeyse tıpatıp aynı iki tane sonuç aldım. Xiaomi'nin Redmi Note 6 Pro'sunda. Ben hvp.com/piltest adresindeki tabloma her zaman olduğu gibi kötü değeri yazacağım. Ve diyeceğim ki Xiaomi'nin Redmi Note 6 Pro isimli bu elimde gördüğünüz modelinin 4000 mAh'lik pili kendi kutusundan çıkan şarj cihazıyla toplamda 136 dakikada %1'den %100'e kadar şarj oluyor. Ve her dakika ortalama 29 mAh doluyor diye hvp.com/piltest adresindeki tabloma yazacağım. Lütfen siz de detayları ve sonuçları oradan takip ediyordun. Pil testimizin ikinci aşaması hepinizin bildiği gibi boşalma testi arkadaşlar. 12 Aralık Çarşamba günü saat 16.41'de %100'de başladık boşalma testini. 13 Aralık Perşembe günü saat 16.43'de %93'e düştüğünü gördük. 2 dakika gecikmemiz var burada farkındaysanız. Ben ofis dışındaydım, alarmım çaldı, ofisteki arkadaşları arayıp ekran görüntüsü almalarını rica ederken 2 dakika kaybettik. Ama bir günlük bir döngüde 2 dakikanın çok fazla önemli olmadığını düşündüğüm için hiç şey yapmadan sizlerle paylaşabiliyorum bu rakamı. İkinci boşalma testimizin ikinci turuna ise 19 Aralık Çarşamba günü yine %100'de sabah saat 10'da başladık. 20 Aralık Perşembe günü %100'den %95'e düştüğünü gördük pil süresinin, yani %5'i kaybetti. Burada da arkadaşlar hepinizin bildiği kötü olan değeri alıyorum. %7'yi alıyorum. hvp.com/piltestlerdeki tabloma %7 değeri yazıyorum. Ve diyorum ki Redmi Note 6 Pro'nun 4000 mAh'lik pili 24 saat masanın üstünde hiçbir iş yapmadan şöyle durduğu zaman kendi pilinden %7 değer kaybediyor. Bu değer kaybı da yaklaşık 280 mAh'e denk düşüyor. Pil testimizin 3. basamağında arkadaşlar PC Max skorlarımız var.
Her ne kadar bu testin konusu olmasa bile ben hazır PC Max skoru almışken cihazın toplam skorunu da sizinle paylaşıyorum. Ekranda görüyorsunuz şu anda. İki kere yapıyorum bu süreci. Birinde 5858 puan aldı. Diğerinde 5790 puan aldı. Neredeyse başa baş. Çok tutarlı. Bu testin konusu olan pil testinde ise PC Mark'ta yine iki kere yaptım. İlkinde 15 saat 44 dakika gördüm. Farklı bir günde yaptığımda yine 15 saat 44 dakika gördüm. Bence muazzam bir sonuç bu. Yani hem birbiriyle aynı dakikasına kadar aynı çıkıyor olması çok başarılı, çok stabil. Hem de 15 saat 44 dakika gibi gerçekten çok büyük bir, çok önemli bir, çok uzun bir pil ömrünün çıkıyor olması çok güzel. Pil testimizin 4. basamağında biliyorsunuz video izliyoruz. Ne yapıyoruz? Kanalımızda bir tane benchmark videomuz var. Pil testi playlistimizin, oynatma listimizin içinde. Arzu ederseniz onu siz de indirip kendi cep telefonunuza, kendi telefonunuzu %100'de o 20 dakikalık videoyu oynatıp ne kadar şey yaptığını, değer kaybettiğini siz de ölçebilirsiniz kendi televizyonunuzu, telefonunuzun. Ve böylece bizim pil testindeki hvp.com.tv/pil test adresindeki tablodan ulaşabileceğiniz tüm modellerle kendi kullandığınız cep telefonunun video performansını kıyaslayabilirsiniz. 20 dakikalık o videoyu ses sonuna kadar açık, parlaklık sonuna kadar açık ve otomatikte oynatıyorum iki farklı zaman diliminde. Her ikisinde de arkadaşlar pili %98'e düştü bu cihazın. Yani %2 kaybetti. Diyorum ki Redmi Note 6 Pro'nun 4000 mAh'lik pili 20 dakika video oynattığı zaman %2 değer kaybediyor. Bu da 80 mAh'e denk düşüyor. Siz buradan herhangi bir diziyi, filmi uzunluğuna göre izlediğinizde kaç dizi, kaç bölüm dizi, kaç film izleyebileceğinizin şeyini, nedenle matematiğini çok kolay yapabilirsiniz. Pil testimizin arkadaşlar son aşamasındaysa oyun oynuyoruz. Ben oynamıyorum. Doğuş oynuyor, Hearthstone oynuyor. Yine 20 dakika boyunca oynuyor. Doğuş iki farklı zaman diliminde Hearthstone oynadı. Cihazımızın pili birinde %100'den %95'i, diğerinde %100'den %96'ya düştü. Yani %4 ve %5 kayıp yaşadık. %5'i kötü olanı alıp hvp.com.tv/pil test adresindeki tabloya yazıyorum. Ve sonuç olarak şu çıkıyor ortaya. Bu cihazla Redmi Note 6 Pro ile eğer 20 dakika oyun oynarsanız 4000 mAh'lik pilinin %5'ini kaybediyorsunuz ve o da 200 mAh'e denk düşüyor. Sizlerden ricam lütfen hvp.com.tv/pil test adresindeki tabloya göz atmanız arkadaşlar. Böylece Redmi Note 6 Pro'nun pil performansı ile bugüne kadar pil testini yaptığımız tüm cihazların pil performansını farklı farklı kategorilerde şey yapma, kıyaslama, yeni bir telefon alacaksınız ve pil sizin için önemliyse hangi telefonu seçmeniz gibi konularda referans olarak alabileceğiniz değerleri hvp.com.tv/pil test adresindeki tablodan ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki pil testimiz yine büyük bir ihtimalle Xiaomi'nin bir başka modeli için olacak. Şimdiden pil testi yapmaya başladım. Eğer sonuçlandırabilirsem önümüzdeki haftada o videoyu sizlerle paylaşıyor olurum. Önümüzdeki haftaki bu bahsettiğim videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. We'll be right back.